dersimizde saat, dakika ve saniye dönüşümlerini inceleyeceğiz. Hepimiz zaten saati biliyoruz. Saatin elemanlarının akrep, yelkova ve saniye sayacından oluştuğunu da biliyoruz. Saati söylerken saati, dakikayı ve saniyeyi de duyduk. İşte bu dersimizde bunları birbirine dönüştürmeyi öğreneceğiz. Bilmemiz gereken sadece iki bilgi var. Bunlardan bir tanesi bir saatin 60 dakikadan oluştuğu. Bir saat eşittir 60 dakikadır ve biz bunu kısaca şöyle yazarız. 1 saat, saatin kısaltılmışı sa'dır, eşittir 60 dakika olarak yazabiliriz. İkinci bilgimiz de işte bu dakikalardan 1 dakikanın da yine 1 dakikanın 60 saniye olduğudur. 60 saniye diye bunu da bu şekilde yazıyoruz. Bilgilerimizi öğrendik. 2 adet bilgimiz var. 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniye. Bunları unutmuyoruz. Peki şimdi bunların birbirine dönüşümlerine bakalım. Hemen ilk örneğimle başlıyorum. 2 saat kaç dakikadır demiş. Şimdi burada 1 saatin 60 dakika olduğunu öğrendikten sonra bir tanesi 60 ise bunlardan 2 tane olduğunda ne yaparım? 60 ile 2'yi çarparım değil mi? 2 saat soruyor. Çünkü 2 kere 6 12'dir. Bir de sıfırımız vardı. Dolayısıyla 2 saat nedir derim? 120 dakikadır diyebilirim. Peki 7 saat kaç dakikadır demiş. Yine 1 saat 60 dakikaydı. O zaman bunlardan kaç tane olacak? 7 tane olacak. Yani 7 çarpı 60'tan bahsediyor. 7 kere 6 42. Şurada bir tane de sıfır var. Onu da koyacağız. Dolayısıyla kaç olmuş oldu? 420 dakika olmuş oldu. Peki şimdi de demiş ki 15 saat kaç dakikadır? 1 saat yine 60 dakikadır. Biz bunu zaten biliyoruz. O zaman bundan kaç tane olacak? 15 tane olacak. İsterseniz şurada alt alta yazalım onu. 15 çarpı ne olacak? 60 olacak. 0 ile çarparız. Öncelikle 0 kere 5 0, 0 kere 1 0. 6 kere 5 30. 30'un 0'ını yazdım. Elde var 3. 6 kere 1 6, 7 8 9. Dolayısıyla kaç olmuş oldu? Bu şekilde 900 olmuş oldu. Demek ki 15 saatte neymiş? 900 dakikaymış. Peki 3 saat 10 dakika kaç dakikadır demiş. Şimdi böyle sorularda şuradaki dakikayı dokunmuyoruz. Çünkü zaten bu dakikaya dönüşecek yine. Sadece ne yapıyorum? Şuradaki saat ile işlem yapıyorum. Burada 3 saat var. 1 saat 60 dakikaydı. 3 saat kaç dakika olacak? 3 çarpı 60'tan kaç olacak? 180 dakika olacak. Ama burada bir de ne vardı? Artı 10 dakika vardı. 180, 10 daha kaç olacak? 190 dakika olmuş olacak. Yani bu dakikayı buradakine sonradan buraya ekleyeceğiz. Şimdi bakalım 5 saat 45 dakika kaç dakikadır demiş. Yine ben buradaki dakikaya elemeyeceğim. Daha sonra burada hesapladığım sayıya bunu ekleyeceğim. Yani burada hesapladığım dakikaya buradaki dakikayı ekleyeceğim. Şimdi burada 5 saat kaç dakikadır demiş. O zaman 5 ile 60'ı çarpacağım. 5 kere 6 30 yani 300 dakika buradan gelecek. Artı 45 dakika da buradan gelecek. Dolayısıyla ne olacak? 345 dakika diyebileceğiz. Şimdi bu tarafı hallettik. Burada ne vardı? 1 dakika 60 saniyedir vardı. Dolayısıyla bunlarla ilgili örneklerimize bakalım. Peki 1 dakika 60 saniye ise eğer 3 dakika kaç saniyedir? Ne yapacağım? 3 ile yine 60'ı çarpacağım. 3 kere 6 18 bir de 0 vardı. Dolayısıyla 3 dakikada 180 saniyeymiş diye bulmuş oldum. Peki 8 dakika kaç saniyedir demiş. 1 dakika 60 saniyeydi. Dolayısıyla ne yapacağım? 8 çarpı 60 yapacağım. 8 kere 6 48. Bir de 0 vardı. O zaman 8 dakika 480 saniyeymiş. Peki 20 dakika kaç saniyedir? 20 dakika kaç saniyedir bulmak için ne yapacağım? 20'yi 60 ile çarpacağım. 6 kere 2 12. 2 tane de sıfırımız var. O zaman 20 dakika 1200 saniyeymiş diyebiliyoruz. Şimdi yine burada buradakine benzer bir örnek var. 3 dakika pardon 4 dakika 3 saniye kaç saniyedir demiş. O zaman ben şuradaki saniyeye dokunmayacağım. Daha sonra burada hesapladığım saniyeye bunu ekleyeceğim. Yani 4 dakika kaç saniyedir? 4 çarpı 60'tır değil mi? Yani 4 kere 6 24 240
saniyedir. Peki burada bir de 3 saniye vardı. O zaman 243 saniyedir diyebiliyorum. Yine benzer bir soru. 10 dakika 20 saniye kaç saniyedir demiş. Buradaki saniyeye öncelikle dokunmuyorum. Önce bunu yapacağım. 10 çarpı 60 diyorum. 10 çarpı 60'dan ne çıkacak? Burası 600 çıkacak. 600 saniyeye bir de buradaki 20 saniye eklersem 620 saniye olarak bulacağım. Bu sayfamızda bir sorumuz var. Yine aşağıda verilen dönüşümleri yapalım diyor. Benzer dönüşümler ve farklı örnekler var. Hemen yine dönüşümlerimizi yapmaya başlayalım. 5 saat kaç dakikadır diyor. 1 saat 60 dakikaydı. Dolayısıyla ne yapacağım? Yine 5 çarpı 60 yaparak 5 kere 6 30 sonucu bulacağım. 5 saat kaçtır? 300 dakikadır. 4 saat 4 dakika kaç dakikadır diyor. Şimdi burada ne yapacağım yine? 4 dakikayı sonradan koyacağım. Öncelikle 4 saati hesaplayacağım. 4 saat kaç dakikadır? 4 çarpı 60'dan 4 kere 6 24. Bir de sıfırım vardı. 240 dakikadır. Peki 240 dakikaya ne yapacağım? Bir de 4 dakikayı ekleyeceğim. O zaman ne olacak? 244 dakika olmuş olacak. Şimdi burada 60 dakika kaç saattir diyor. Biraz önceki örneklerimizi hep ne yaptık? Büyüğü küçüğe çevirdik. Yani saati dakikaya çevirdik veya dakikayı saniyeye çevirdik. Şimdi dakikayı saate çevirmemizi istiyor bizden. Şimdi büyüğü küçüğe çevirirken hep ne yaptık? Çarpma işlemi yaptık. Dolayısıyla küçüğü büyüğe çevirirken ne yapacağım? Bölme işlemi yapacağım. Çünkü çarpma işleminin tersi bölme işlemi. Küçükten büyüğe gittiğimiz için bölme işlemi yapacağım. Peki neye neye böleceğim? Şimdi 1 saat 60 dakikaysa eğer dakikayı saate çevirirken o zaman ne yapacağım? 60 dakika kaç saattir diyor. Dolayısıyla 60'ı 60'a böleceğim. 60 bölü 60 1'dir değil mi? Dolayısıyla 60 dakika 1 saattir. Evet gerçekten de 1 saat kaçtı? 60 dakikaydı. Buradan da bulmuş olduk. Şimdi bakalım 240 dakika kaç saattir diyor. Yine ne yapıyoruz? Küçükten büyüğe gidiyoruz. Şimdi o zaman ne yapacağım? 240 dakika kaç saattir diyor. O zaman bunu 60'a böleceğim. 240'ın içinde 60 kaç defadır? 4 defadır. 4 kere 6 24. Bir de 4 kere 0 0 vardı. Bu şekilde 0 0 çıktı. O zaman 240 dakika nedir? 4 saattir demiş oluyorum. Şimdi burada 352 dakika kaç saat kaç dakikadır demiş. Burada tam olarak saat bulmuştuk değil mi? Saat 1 saat bulduk. 4 saat bulduk. Şimdi ne yapacak? Bir de dakika kalacak. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Şimdi şunları da şöyle yapıyoruz. Yine 352'yi ne yapacağım? Küçükten büyüğe gidiyorum. Pardon şöyle. 60'a böleceğim. 352'nin içinde 60'ı arıyorum. Kaç defadır? 5 defadır değil mi? 5 kere 0, 0. 5 kere 6, 30 diyorum. Çıkarıyorum. 2, 5 ve 0 kaldı. Şimdi burada bölümü saat olarak alıyorum. Yani büyük olan bölüm saat olarak alıyorum. Ve şurada kalanı da ne yapıyorum? Dakika olarak alıyorum. Ve bunu aynen şuraya yazıyorum. 5 saat 52 dakikaymış diyorum. Yine benzer bir örnek. 580 dakika kaç saat kaç dakikadır diyor. Yine yavaşça yapıyorum anlayabilmeniz için. 580'i ne yapacağım? Küçükten büyüğe gittiğim için 60'a böleceğim. Peki 580'in içinde 60 kaç defa? 6 kere 9 54 değil mi? Dolayısıyla 9 defa. 9 kere 0 0. 9 kere 6 54. Çıkarıyorum. Kaç kaldı burada? Burada 40 kaldı. Burada 9 buldum. Ne yapacaktım? Buradaki bölümü hemen şuraya yazıyorum. 9 saat. Kalanı da ne yapıyorum? Dakikaya koyuyorum. O zaman 9 saat 40 dakikaymış diyorum. Şimdi bakalım dakika saniye örneklerimize de bakalım. 2 dakika kaç saniyedir diyor. Yine 1 dakika kaç saniyede? 60 saniyede. Dolayısıyla 2 çarpı 60 derim. 2 kere 6 12. Bir de 0 vardı. Dolayısıyla 2 dakika 120 saniyedir derim. 40 dakika 25 saniye kaç saniyedir demiş. Şimdi yine büyükten küçüğe doğru gidiyoruz. 25 saniyeye dokunmayacağım. O saniyeye dönüşecek zaten. O zaman ne yapacağım? 40 çarpı
60 yapacağım. 4 kere 6 24. 2 tane de bunun sıfırı var. Onları da koydum. Ne buldum? 2400 saniye. 2400 saniyeye ne yapacağım? 25 de ekleyeceğim. 2425 saniye bulmuş olacağım. Şimdi bunlar yine büyükten küçüğe dönüştürüldü. Peki burada ne var? 120 saniye kaç dakikadır demiş. Yine küçükten büyüğe gidiyoruz. Dolayısıyla 1 dakika 60 saniyeydi. O zaman ne yapacağım? 120'yi 60'a bölersem küçükten büyüğe gidebilirim. 120'nin içinde 60 2 defadır. 2 kere 0 0, 2 kere 6 12. Çıktı 0 0 0 kaldı. Dolayısıyla kaçmış? 2 dakikaymış. Ve peki 420 saniye kaç dakikadır? Yine küçükten büyüğe gitmiş. O zaman yine bölme işlemi yapacağım. 420'yi 60'a böleceğim. 7 defa vardır. 7 kere 0 0, 7 kere 6 42. Çıktı 0 0 0. O zaman neymiş? 420 saniye 7 dakikaymış. Peki yine şimdi şuradaki örneklere benzer bir örneğimiz var. 200 saniye kaç dakika kaç saniyedir diyor. Yine ne yapacağım? Yine 60'a böleceğim. Sorun yok. Sadece kalanla çıkacak. 60'a bölüyorum. 200'ün içinde 60 3 defa. 3 kere 0 0. 3 kere 6 18. Çıkarıyorum. Kaç kalır? Burada 20 kalır. Burada 3 bulduk. Şimdi bölümü nereye yazıyordum? Bölümü büyük olana. Kalanı da şuraya yazıyorum. Yani 3 dakika 20 saniye olmuş oldu. Peki son örneğime de baktım. 403 saniyenin kaç dakika kaç saniye olduğunu soruyor. Yine ne yapacağım? Yine 60'a böleceğim. Peki 403'ün içine 60 kaç defa var? 6 defa var. 6 kere 0 0, 6 kere 6 36 çıkardım. 3 kaldı. Burada 4 kaldı. Dolayısıyla bunu hemen buraya yazıyorum. 6 dakika. Bunu da 43 saniye olarak buraya eklemiş oluyorum. Şimdi konumuzla ilgili problemlerimize biraz bakalım. Bir türkücü 2 saat 45 dakika boyunca konser vermiştir. Buna göre konser kaç dakika sürmüştür diyor. Yani aslında biraz önce yaptığımız örneklerden çok da farklı değil. Konser 2 saat 45 dakika sürmüş, değil mi? Bize neyi soruyor? Toplam kaç dakika sürdüğünü soruyor. Bakın diğer biraz önce yaptığımız örneklerin aslında aynısı. Ne yapacağım burada? Dakikaya dokunmayacağım. 2 saati dakikaya çevireceğim. Yani 2 çarpı 60 yapacağım. 1 saat 60 dakika olduğu için. 2 çarpı 60 nedir? 120'dir. Peki 120 dakika burası oldu. Artı bir de 45 dakikamız vardı. Şuradan gelen. 120, 45 daha 165 dakika sürmüş konser. Bakalım diğer sorumuza. Kerem su altında 3 dakika 25 saniye boyunca nefesini tutmuştur. Kerem kaç saniye nefesini tutmuştur? Peki yine bunu şöyle sorulaştıralım. 3 dakika 25 saniye boyunca nefesini tutmuş. Bize neyi soruyor? Kaç saniye boyunca nefesini tuttuğunu soruyor. Bakın yine benzer bir soru oldu. O zaman ne yapacağım? 1 dakika 60 saniyeydi. O zaman 3 dakikanın kaç saniye olduğunu bulacağım. Yani 3 ile 60'ı çarpacağım. 3 kere 6 18 olduğu için burası kaçtır? 180 dakikadır. Peki burada da kaç vardı? Pardon, 180 saniyedir. Dakikayı saniyeye çeviriyoruz. Burada da 25 saniye vardı. O zaman 180'le ne yapacağız? 25'i toplayacağız. Şimdi burada 0,5 daha 5. 8, 2 daha 10. Onun sıfırını yazdım. Elde var 1. O 1'i de buraya ekledim. 2. Yani 205 saniye olarak bulmuş olduk. Nefesini tuttuğu saniyeyi. Bu sayfamızın ilk sorusu şöyle. Günde 35 dakika egzersiz yapan Şenol bir haftada toplam kaç saat kaç dakika egzersiz yapmıştır diyor. Şimdi günde 35 dakika yapıyormuş ve bize neyi soruyor? Bir haftadayı soruyor. Bir hafta kaç gündür? Bir hafta 7 gündür. Demek ki 7 gün boyunca kaç saat kaç dakika egzersiz yaptığını soruyor. O zaman ne yaparım ben? Her gün 35 dakika yapıyorsa bunu 7 ile çarparım, değil mi? 7 kere 5, 35, elde var 3. 7 kere 3, 21, elde 3 vardı. 22, 23, 24. Yani 245 dakika yapıyormuş, değil mi, haftada? Peki şimdi ne yapacağım? Ben bu 245 dakikayı tekrar şöyle yazalım. 245 dakikayı neye çevireceğim? Kaç saat?
kaç dakika yaptığına çevireceğim. Yani aslında bizim sorumuz yine demin yaptığımız örneklere dönüşmüş oldu. Bunu nasıl yapıyorduk? Dakikadan saate gideceğim. Yani küçükten büyüğe gideceğim. Dolayısıyla burada ne yapacağım? 245'i 60'a böleceğim. Peki 245'in içinde 60 kaç defa var? 4 defa var. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. Çıktı. Bunlar 0 kaldı. Burada 5 kaldı. O zaman hemen bunu buraya yazıyorum. 4 saat ve 5 dakika boyunca ne yapıyormuş? Egzersiz yapıyormuş. Hemen diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz şöyle bir soru. Bir hemşire görevli olduğu bir okuldaki her bir öğrenciyi 5 saniyede aşılamaktadır. 120 öğrenciyi ara vermeden aşılayan hemşire bu görev için kaç dakika aşılama yapmıştır diyor. Şimdi her aşılamayı ne yapıyormuş? 5 saniye boyunca yapıyormuş. 120 öğrenciyi yaptığına göre ne yapacağım? 120 ile 5'i çarpacağım değil mi? 5 kere 0, 0. 5 kere 2, 10. 10'un 0'ını yazdım. Elde var 1. 5 kere 1, 5. Bir de elde vardı. 6. 6. Yani toplam 600 saniye boyunca ne yapmış? Aşılama yapmış. Ama bizden ne istiyor? Kaç dakika aşılama yapmıştır diyor. Yani 600 saniyeyi ne diyor? Dakikaya çevir diyor. 600 saniyeyi ben nasıl dakikaya çeviririm? 60'a bölerek değil mi? Küçükten büyüğe gidiyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum? 60'ın içinde 60 bir defa. 1 kere 60, 60. Çıktı 0, 0. Buradaki 0'ı indim. 0'ın içinde 60 olmadığı için buraya 0 koydum. Dolayısıyla neymiş? 10 dakika boyunca aşılama yapmış diyebilirim. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.